Mehmet amcanın evinin tam ortasından geçmiş. Allah sizi kurtarsın. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Biz biraz devam edelim. Merhaba, ben Sinan Tahmin Albayrak. Şimdi Demirköprü köyündeyiz. Reyhanlı'ya yakın, Suriye sınırına yakın bir bölgedeyiz. Burasının özelliği fay hattının üzerinde bir köy olması ve çok ciddi bir zarara uğradı bu köy. Burada çok ciddi can kayıpları oldu maalesef. Zaten arkadan da açılışı şöyle bir görselle yapmış oluyoruz maalesef. Biz burada Mehmet Yener amcayı bulacağız. Aşağı yukarı biraz tarif ettiler. İleride bir bakkal var dediler. Bir yol boyunca sonra gideceğiz. Fay hattı Mehmet amcanın evinin tam ortasından geçmiş. Mehmet amca çatıya çıkmış. Benim çocuklarım buraya gelene kadar ben buradan inmem demiş. Çocuklarını nihayet bulmuşlar ki zar zor ikna etmişler. Mehmet amcayı aşağı indirmişler. Bir de ondan dinleyelim bakalım neler olup gitti bu köyden. Selamünaleyküm abiler. Abi Mehmet Yener amcayı arıyoruz. Bakkalı var dediler ileride. Biliyorsunuz mu? İleriden sola dönün. Petrolün karşısında istiyorsanız bir götüreyim sizi. Petrolün karşısında. Sonra biz gideriz yine. Allah zaten razı olsun. Petrol solda, kendi mavi dükkanı var. Mavi dükkanı var. Köyde kaç kişi hayatını kaybetti? Vallahi sayısını söyleyeyim sana. Yani kimse bilmez ki. 30'dan fazla var değil mi? Tabii yani. Bir aileden 15-16 kişi gitti. Mekanları cennet amin, olsun. Amin, Allah amin, kalanlara amin, sabır, güç versin amin, inşallah abisi. Yarabbim, eşiniz, dostunuz, tanıdığınız insanlardır tabii çoğu. Tabii güç diliyoruz. Abicim Allah'a emanet olun. Biz bir Mehmet amcanın izine düşelim bakalım. Eyvallah abicim. Eyvallah abicim. Sağ olasın. Abi selamünaleyküm. Petrofisi ileride miydi? Petrofisi buradan ileride solda abi. Tamam, sağ olasın. Berber. Postane. Burada daha çok böyle küçük işletmeler hala evet barınıyor. Kaynakçı, demir atölyesi. Berber. Kebapçımız zaten her zaman her yerde var. PTT'miz var burada. PTT hala çalışıyor mu acaba? Bence kapalı mı? Selamünaleyküm amcacığım. Buyurun. Biraz muhabbete geldik amcacığım. Evet, buyurunuz. Sağ olun. Mehmet amcayı arıyoruz. Mehmet Yener amcayı. Tanıyor musun? Mehmet? Mehmet Yener. Vallahi tanımıyorum. Petrol ofisinin orada bakkalı var dediler. Şimdi onun yanına gidiyoruz da bir bakacağız. Sen nasıl atlattın dayım depremi? İyi, çok iyi gitti ama biraz sarsıldı. Allah'a çok şükür. Hasar oldu diyorsun ama Allah'a şükür can kaybımız olmadı. Evet, olmadı. Hasarımız çok. Yani, geçmiş olsun tekrardan. Aynen, sağ olun. Evde mi kalıyorsunuz şimdi, çadırda mı kalıyorsunuz? Konteyner. Vallahi çocuklar çadırda, konteynerde kalıyor, ben evde yatıyorum. Sen evde. İlk önce hatamızdan döneceğiz. Bir de Allah'a itaat edeceğiz. Bir de sabır. Sabır. Yani tabii, sabırdan başka yok. Dayım çok geçmiş olsun tekrardan. Allah'a emanet ol. Biz de İstanbul'dan geldik. İyi, hoş geldiniz. Allah afiyet versin. Sağ olun. Allah sizi kurtarsın. Allah sizden razı olsun. Amin. Allah, İnşallah böyle felaketler görmesin. Allah yeni felaket yaşatmasın bize. Allah'a emanet dayım benim. Amin. Sağ olasın. Ya insanlarda hala böyle bir şey var ya, minnet, tevekkül, şükür. Anadolu insanının, Türk insanının hakikaten böyle bir özelliği var ya. Yani çok felaketler yaşadık toplum olarak yüzlerce, binlerce yıldır belki de. Belki de bu Anadolu toprağından mı gelme? Tok gözlü, tamahkar. Evet. Yani ne gelirse gelsin bir şekilde umutlu insanlar. Biz daha üzgünüz ya. Şükür, evet yani aynen, biz daha acı çekiyoruz. Yani, ona daha böyle olgun karşılıyor acıyı. Yaşayan sıkıntıyı onlar ama onlar daha her şeyin yoluna gireceğini, hele ki tabii can kaybı olmayanlar. Evet. Ha, petrol ofisi, bir dakika. Dükkan burası, mavi dükkan dedi. Mehmet amca. Mehmet amcayı arıyoruz, Mehmet Yener. İleride mi? Ha, şu bakkal mı? Çöker yer bu tarafta. Mehmet amca nerede? Efendim? Mehmet amca? Ama çöker.
Tamam. Hangisi? Ne çöktü burada? Burası komple gitti diyorsun. Bir önce bir Mehmet amcayı bulacağız biz burada da. Petrol ofisinin karşısında bir bakkal dediler. Bu mu? Bir bakalım o zaman. Sağ olasın. Mehmet amca. Kapalı bu galiba ama. Kendi aşağıda olabilir. Öyle mi? Evet. Bir aşağı. Kendi dedim. Aşağıda olabilir. Kapalı burası. Eyvallah ben. Öyle mi? Bir bakalım. Selamun aleyküm. Ne güzel bak yani. Bugün bu ayda okumazsan hiçbir ayda okumaz. Bu ayda boş geçmeyelim değil mi? Allah kabul etsin. Okumakla insan ferah eder. Kur'an insanlara ışık, bilgi, temizlik, nezakat, her yaşama tabidir. İnşallah herkes ona uygun yaşar hayatını. Tabii. Temizliğe, ahlaka, dürüstlüğe. Biz İstanbul'a geldik abi. Biraz sizlere hoş sohbet etmeye geldik. Allah size bugünleri göstermesin. Amin. Acayip bir... Amin. Kimseye acayip göstermez. 6 Şubat. He. Bizim oğlan sebze getirir. Şöyle. He. 4, bir de annesiyle beraber gittiler. Annesi 140 kilo. Taksiyle. Antakya halına. Saat 4'te. 4'te indiler buraya. Benim iş yerim burası. Sebzeyi içeri aldılar. Arabayı çektiler. Eve gittiler. Evim de bu. Zaten yerim 5 metre de pay hattına. Karşısı mı? Tam fay hattındasın sen şu anda yani. Şu anda pay hattındayım. Tam yani. Ama. Sen biliyor muydun fay hattında oturduğunu? Hayır. Daha önce biliyor muydun? Buradan gittiğini bilirim. Ben 12 yaşındayım. Hı. Buradan gittiğini bilirim pay hattının. Buradan değil. Buradan dediğin 20 metre ileriden gidiyor diye biliyorsun yani. Meyve yiyin. Allah razı olsun. Çok biz biraz devam edelim. Vallahi. Biraz daha gezeceğiz. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Selametle Allah düşürmesin. Amin. Siz bütün İstanbul'u Cenab-ı Allah korusun. Amin. Amin. Hepimizi, milletimizi korusun. Bütün Türkiye'yi. Selam olsun efendim. Güle güle. Sizler de selam. Hayır. O zaman kuzenlere birer tane böyle bir pembiş. Ne yapıyorsunuz burada bakayım? Burada mı oturuyorsunuz? Aksoy'la mahallesinde. Aksoy. Ne kadar yani? Kaç dakika yürüyeceksiniz burada? Yakın. Gidip geliyor. Aa, senin bu gözlerin nedir bu ya? Yarım saat. Senin? Yarım saat yürüyecek misiniz? Hayır. Ne o, şunu mu alacağız diye mi geldiniz? Evet. Bak ya. He. Afiyet olsun. Yaktın. Afiyet olsun ya. Ay. Biraz ilerlere de gideceğiz böyle. Bakalım çadırlar var mı ileride? Evet, okulun içinde var. Çadırlar. Bir de onlara bakacağız biz o zaman. Dikkatli gidin giderken, tamam mı? Tamam. Hadi hoşça kal. Hadi bay bay. Allah'ım ya, güzelliklere mest oluyorum ya. Gözleri gördüm. Selamünaleyküm. Nasılsın, iyi misin? Mehmet amca sen misin? Evet. Mehmet amca değil mi? Mehmet abi ya. Nasılsınız? Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz Mehmet abinin hikayesini böyle duyuyoruz. Bir de kendisinden dinlemeye geldik. Evet. Seni çok anlattılar. Evet. Ne oldu? Senin evin oradan geçiyormuş. Fay hattı da. Orası benim evim. Ne, götürebilecek misin? Yakın mı? Yok, yakın. Zaten orada çatı yapıyoruz. Hadi gel götür bizi oraya. Tamam, biliyorum. Sen o götürebilir misin? Mehmet amcanın meşhur evi. Neresi abi? Abi fay hattı böyle döndü böyle burada. Doldurdular mı şimdi burayı? Evet, dolgu yaptılar. Yine mi üstüne yapılıyor? Yapacak ne? İdareten yapacak hani böyle değil hani. Temelli değil. Çadırda kalmak yerine. Kaç tane ev vardı burada? Abi çok, 12 tane ev vardı. Burada mı? Tam bu bölgede mi? Yok, bu bölgede değil, bu sahada. Bu alanda? Evet. Hepsi temizlendi şimdi? Hepsi temizlendi. Evler altta kaldı.
biz yukarıda kaldık. Deprem günü ne oldu, bana bir anlatsana. Ya deprem günü ben o gece yatamadım. Hep sıkıntı. Depremden önce mi? Yani yok, bizi... o gece. Ha. O gece. Eve geçiyorum çıkıyorum. Ben balık hastasıyım. Yani avı çok severim. O zaman da bizde bir tane av köpeği vardı. Benim oğlan askerdi, Kuzey Irak'tan getirmişti. O balığı gece... nerede yakalıyor? Aslı da burada yakalıyoruz. Ha. Gece. O zaman o köpek avlamıştı. Hani diyorlar ya hayvanlar... Hissederler diye. Hissederler. O köpeğin cinsi avlamaz. O gün avlanmış. Hanım bana dedi böyle dedim. Yok ya valla dedi avladım. Ve eve geçiyorum canım sıkılıyor. Saat 3-3.30 dışarıya çıktım. Yatağa geçtik. Benden eşim evdeydi. Çocuklar burada değildi. Bir baktık saat 4 oldu, sallantı. Eşim dedi ben kaçıyorum dedim, ben kaçmam. Niye sen kaçmıyorsun? Eşin kaçıyor. Önceden böyle bir şey görmedik yani. Ya önceden hafif olurdu. Az hani zaten. Değmez çıkmaya dedi yani. Değmez. Yani sen çok alınca biz kaçtık. Sonra çıktım ben, havuşa çıktık. O bizim havuşun duvarı vardı Sağlık Hoca'nın tarafına. Bir baktık çok alınca duvar yıkıldı. Ben koştum, o kepçe var ya bak. Hı. O kepçenin orada durdum, 5 metre aşağı indim. Hani fay hattının geçtiği yer var ya, 5 metre aşağı indim. Nasıl ya 5 metre aşağı indi? Aşağı indi, çöktü ya. Allah Allah. Bak bu. Altı tamamen boşaldı yani. Ha, boşandı 5 metre. Bak 5 metre aşağı indi. 5 bas böyle dik değil ha, böyle. Ben çıkardım. Sonra çıktık. Yerlerim yetişti benim. Geldik. Çarşıya çıktık. Bütün millet dışarıdaydı. Dediler benim oğlan Antakya'da oturmuştu. Dediler Antakya bitmişti. Oo. Antakya bitik. Sen oğlan Antakya'da. Antakya tamamen yıkıldı. Benim kız bir de benim gelin bir de oğlum oradaydı. Hepsi orada. Hepsi oradaydı. Ben geldim dedim tamam, eğer Antakya'ya gittiyse bunlar da gitti. Allah korusun. Vay günüm. Sonra ben çıktım. Böyle yani yatmıştı. İkinci kata çıktım, bekledim, millet çağırıyor, bağırıyor. Ben dedim oğlum gelmezse inmeyeceğim. Sonra oğlumun sesini duydum, indim. Allah kavuşturdu. Yok Allah, Allah'a herhangi şükür. Herhangi bir can kaybı yok, Allah'a şükür. Yok Allah'a şükür. Nasıl geldiler ya o yıkıntılardan, o bütün yollar kapandı, ya, her beş yer... 5 saat. 5 saatte yine bak, gelir. Antakya bak 20 dakika 5 saat. Nasıl geldiler? Arabayla, neyle geldiler ya? Arabayla geldiler. Bak bizim o limon ağacımız var ya. Ha. Biliyor musun kaç metre bu tarafa kaymış? Şu tek başı duran ağacı mı diyor? Bizim orada asmamız vardı, şeyimiz vardı, havuzumuz vardı, çiçeklerimiz vardı. 5 metre bu tarafa kaymış ya. İnsan etkinlikleri oluyordu. Şu anda ya zemin havaya kalkmış ya da okul aşağı çökmüş. Çünkü zemin okulun hizasındaydı, oradaydı. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ama işte. Bak bizim de bize söylediler konter için. Konter alırsan ben istemedim, ben kendim yapayım. Eyvallah ben... Ya bizde çadır da var. Gücüm yerinde bak, diyorsun, ben yaparım diyorsun. Allah'a şükür. Bizim ikinci katımız çatı olduğu için şu malzemeleri ziyan etmiyoruz. Yoksa bak, eyvallah bunlar ya. Çok para yapar. Eyvallah. Değil mi? Bizim malzememiz var. Onlardan uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Yani böyle ki belli sağlamda bir şey yapacaksınız. Büyükçe de bir şey olacak inşallah. Yok inşallah iyi oluyor. Kaynakçılar falan da var burada. En azından demirciler, ustalar çalışıyor. Yok. Değil mi? Ben kaynakçıyım zaten. Zaten kaynakçının kralı burada yani. Yavaş yavaş çağımızdan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun ya. Ne yapalım yani, hayat devam ediyor. Öyle. Allah'a emanet olun inşallah tekrardan abisi. Yolunuz açık olsun, çok geçmiş olsun. Gitmeden önce bir demir köprüyü de göreceğiz. Mehmet amca ile oğlu, ailesi hikayesini daha öncesinden duymuştuk. Demir köprüden şimdilik bu şekilde veda edeceğiz. Bugün Demir Köprü köyündeydik. Suriye sınırına yakın bir bölgedeyiz. Fay hattının tam içinden geçtiği bir köy burası. Kimsenin başına gelmesin böyle bir şey. Asi Nehri'nin kıyısında. Arkada demir köprüyü görüyoruz. Tarihin geçmiş zamanlarından kalma. Bakın dimdik ayakta duruyor. Ama şu anda üzerinde bulunduğumuz bu toprak alan daha önce evlerin olduğu 5 metre aşağı çökmüş, şimdi tekrar dolgusu yapılmış bir halde. Tamamen yıkıntılardan oluşan bir bölge. Bir sürü hikaye var. İnsanların selamı, kelamı içerisinde. Acı hikayeler tabii ki çoğu. Yine buradan bir hikaye aktarmış olduk size. Demirköprü köyünün size selamı var.
ihtiyacı var. Buradan bir kez daha biz de aracılık edip bunu size duyurmuş olalım. Selam olsun. Fay hattının üzerinde bir köy olması ve çok ciddi bir zarara uğradı bu köy. Burada çok ciddi